bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Bitti mi? Zeynep, bu şekilde eve gidemezsin. Zeynep! Kerem, lütfen. Ben sadece... Yalnız kalmak istiyorum Kerem. Anla bunu. Bunu nasıl yaparsın Muharrem ya? Bütün parayı, malı, mülkü, her şeyi ipotek altına aldırmışsın. Her şeyi bağlatmışsın. Hatta benim arabamı bile ipotek altına aldırmışsın. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Seval, bu şirketin nasıl büyüdüğünü sen çok iyi biliyorsun. Bazı durumlarda risk almak gerekir. Risk almanı anlıyorum. Ama işler ters giderse ne olacak? Yasal anlamda bütün bedeli ben öderim, biliyorsun değil mi? Madem şirketine bu kadar meraklıydın, bunu o boş kağıda imza atarken düşünecektin. Boş kağıt? Vay be. Yıllardır bu anı bekliyordun değil mi enişte? Helal olsun sana enişte. Helal olsun. Yazıklar olsun sana Muharrem. Sana yazıklar olsun. Selim! Selim dur! Selim dur! Selim! Lütfen oğlum beni dinle ne olur! Selim! Selim! Beni dinle lütfen. Tamam bak. Enişten haksız hem de çok haksız. Eğer yaptıkları düşündüğünden daha kötü olursa senden önce ben olacağım karşısında emin ol. Şirket senin şirket. Mesele şirket falan değil teyze. Adam beni para kaynağı olarak görüyor. Farkında değil misin? Olur mu öyle şey oğlum? Hiç öyle şey olur mu? O bizi bir arada tutmak için elinden geleni yaptı. Hatta o kızı bulmama yardımcı bile oldu. Ben araştırmasını istemiştim. Ne diyorsun teyze? Ne araştırması ne soruşturması? Ne yaptın sen? Selim, ben seni öyle perişan görünce Zeynep'le bir konuşayım dedim. Yapmış olamazsın teyze. Böyle bir şey yapmış olamazsın. Hayatıma nasıl bu kadar kolay müdahale edebiliyorsunuz? Bilip bilmeden nasıl böyle davranırsınız? Kim bilir ne dedin kıza? Ben senin iyiliğini istedim sadece. Teyze yeter. Sen beni falan düşünmedin. Sen yaptığın şeyin üstünü örtüyorsun sadece. Bizim aile koca bir yalan teyze. Koca bir yalan. Selim. Bana öyle bakma teyze. İkimiz de biliyoruz neyin ne olduğunu. Zeynep'e artık yaklaşma. Benim hayatıma bu kadar müdahale etme. Yapma bunu. Seni de kırmak istemiyorum. Nasıl buldunuz? Bu grubu özellikle çok beğendim. İyi müzik yapıyorlar. Uyumlulardı. Hele bu ikili bir harika. Mutlaka alalım yarışmaya. Ben de öyle düşünmüştüm. Hele siz öyle dedikten sonra. Farklı bir ışık var bu gençlerde.
çıkmıyor muyuz artık? Acaba hiç dışarı çıkmasak mı? Niye? Ya belki yapacak daha güzel şeyler buluruz. Ne dersin? Geçen hafta izleyemediğimiz film vardı ya. Hı hı. O adam... Tolga çıkalım mı artık? Ya çıkacağız. Ben sana çıkmayacağız demiyorum ki. İşte o adam... Tolga... Hemen geliyorum. Geç içeri. Sana geç içeri dedim. İyi günler. Hüseyin Bey'le mi görüşüyorum? Evet, ne vardı? Kızınız Esra'nın dershanesinden arıyorum. Buyurun, dinliyorum. Esra iyi mi? Son iki haftadır dershaneye gelmiyor da. Gelmiyor mu? Nasıl? Gelmiyor. Zaten ondan önce de devamsızlığı bir hayli fazlaydı. Deneme sınavlarına da girmemiş. Hem bir problem var mı diye soralım hem de bilgi verelim istedik. Demek öyle. Tamam hanımefendi, sağ olun. Ben durumu anladım. İyi günler. İyi günler. Esra. Esra. Bitireceksin bu oyunu. Ne diyorsun Gökçe? İşim gücüm var. Son oynarız sert kız oyunu. Oyun mu? Beni dinlemezsen görürsün oyun muymuş. Tamam, sakin. Konuşalım ama çabuk. Birim var evde. Yok benim biri be. Sıkıldım ama. Bu bıçakla bu... Yok kimse dedim sana ya. Sen beni hiç tanımamışsın kızım. Ondan mı korkacağımı sanıyorsun? Seni çok iyi tanıyorum ben. Senin nasıl iğrenç ve pislik bir herif olduğunu da biliyorum. Ama sen beni hiç unutmuşsun be Tolga. Hatırlatayım dedim. Bak, bana iyice bak. Eğer bana bir daha dokunmaya kalkarsan ya da bana yaşattıkları başka bir kıza daha yaşatmaya çalışırsan bu sefer diğerinden çok farklı olur. Duydun mu beni? Geç içeri. Baban evde, dershanede olmadığını biliyor. Daha kötü olmadan eve gel. Ne bu var? Ha? Gene başlamışsın yalandan oflayıp puflamalara. Oğlum delirdin mi sen? Ne demek yalandan oflama puflama? Yalandan tabii be abi. Ulan manyak mısın sen? Şu haline bak. Görenle bir derdin falan var zannedecek. Yok mu benim derdim Tombix?
Ben boşuna mı kaçıp gitmek istedim buralarda? Boşuna değil abi de inadın yüzünden. Anlamıyorum ben ya. Kız seni seviyor, sen kızı seviyorsun. Birbirinizin aşkından yanıp tutuşuyorsunuz. Hala da gelip burada ağlayıp zırlıyorsun böyle. Oğlum bak, bu kadar olan bitenden sonra... Ne olmuş be abi, he? Ne olmuş bu kadar? Aga, sen bu kızı seviyor musun, sevmiyor musun? Ya seviyorum, tamam da... Tamamsa tamam abi, bitti o zaman. Selim kendine gel, bak saçmalama. Kız... Kızın gözü senden başkasını görmüyor abi. Dünyada nadir bulunan bir şeye sahipsin. Ama kıymetini bilmiyorsun. Ne istiyorsun lan, he? Ömür boyu unutsun mu seni? Halimi görmüyor musun beni? Ayıp aga, ayıp, ayıp. Böyle başka silip atmak her şeyden önce bana ayıp. Selim. Ne oturuyorsun oğlum burada? Hadi kalk git. Oğlum kendine de kıza da yazık etme. Hadi lan. Hadi. Oğlum hadi sana. Doğru. Selim, hadi abi, hadi! Burada olacağını biliyordum. Ben yanında olmaya çalışıyorum. İyi olman için. Yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok benim. Yardım etmek isteyen herkes hayatıma sadece burnunu sokuyor. Kendi başımın çaresine bakarım ben Kerem. Tamam ama seni seven insanlar... Başıma ne geldiyse beni seven insanlardan geldi Kerem. Şimdi lütfen yalnız bırak beni. Bak, ben buraya üniversiteye okumaya geldim. Ama şu başıma gelenlere bak. Artık ne Selim ne de başka bir şey. Hiçbir şey umurumda değil. Haklısın. Hadi ben seni eve bırakayım. Tamam Zeynep, karışmak için söylemedim. Eve gitmek istersin diye düşündüm. Tamam. Ablacığım bir bakar mısın? Buyur, çiçek mi istedin? Evet. Sana hediyem olsun. Tamam, güzel hediyen olsun da ben kalanı da istiyorum. Olsun da güzel abin nasıl yani? Hepsini istiyorum yani. Para? Para, tabii. Para. Saatimi versem kabul eder misin? Güzel saatmiş. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Al hepsini. Hadi eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Değil mi?
gerektiyse defolup gitmeni rica edecektim. Bak, bu senin ilk ve son uyarışın. Bir dahaki sefere yaran ölümcül olur. Delirmiş bu kız ya. Onu fark ettim. Bir de beni görürse iyice çıldırır diye çıkmadım odadan. İyi etmişsin. Bana olan takıntısı hastalık halini aldı. Yani zaten sen onun elinden o bıçağı alırsın diye düşündüm. Hem nasıl zarar versin ki sana? Benim acil eve gitmem gerek. Ya bak, bu olay yüzünden gideceksen eğer yani... Yok Tolga, bu olayla alakası yok. Anladım diyorum ya. Hem zaten vardır böyle hasta ruhlu kızlar. Evden sürekli beni arıyorlar. Benim derdim o. Hadi sonra görüşürüz aşkım. Tamam bir tanem. Neredesin Zeynep ya? Dört bir. Hilmi baba. Zeynep kafeye geldi mi? Yoo. Zeynep gelmedi bugün. Duygu Hanım da görmemiş. Nerede olduğunu bulamıyorum bir türlü. Demek ki doğru yere bakmıyorsun. Tamam. Ben gideceğim yeri biliyorum. Seval. Seval. Seval, ne yapıyorsun? Otele gidiyorum. Bir süreliğine. Seval yapma. Bırak şu valizi. Bırakacak bir şey yok. Bunca yıllık ortaklığımızı çöpe attın. Bütün bunlar olurken bana haber verme gereği bile duymadın. Yeğenimin attığı imzayla arkamdan iş çevirdin Muharrem. Seval yapma. Selim yüzünden... Hiç kimse yüzünden değil. Selim yüzünden de değil. Sen evliliğimizin üzerine kurulduğu her şeye ihanet ettin. Ben ailemizle uğraşırken evliliğim elimden gitmiş, haberim yok. Seval. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Nerede bu kız? Nerede? Arabasında. Siz beni çıldırtacak mısınız? Baba? Babaymış. Yüz buldunuz. İyice zıvanadan çıktınız. Biz okusun diyoruz. O binmiş arabalara. Ne olmuş arabalara binmişti? Tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşı evine bırakmış. Yok benim kitabımda öyle eve bırakmak falan. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Baba, ben bu kadar kızacağımı düşünmedim. Yani kötü bir şey yapmadım ben. Ne desek kötü bir şey yok zaten. Tamam, gitme kızın üstüne. Yeter be! Siz benim üstüme gelmeyin. Yeter! Alo. Beşir. Buyur. Bu Zeynep Güven'le ilgili başka bir şey var mı? Var var. Koca bir dosya hazırlamışlar çocuklar. Bizi biliyorsun, hizmet başladı mı durmaz. Sağ ol Beşir. O zaman bizim eve gel. Hı? Gelirken de elindeki bütün belgeleri getir, o aileyle ilgili olan. Yenge yok mu evde? O iş gezisine çıktı. Hadi, hadi hemen gel, bekliyorum. Tamam, tamam. Geliyorum. Bıktım artık be.
yanından bezdim. Nerede o? Esra nerede hala? Baba mesaj attım şimdi. Merak etme, gelmek üzeredir. Tamam sakin ol. Hatası büyük. Ama oturup konuşalım, böyle bağırarak olmuyor. Olur olur. Görürsün bak nasıl olur. Baba. Sen nerede sütüyordun ha? Vurma kızıma. Niye bunları bana karşı koruyorsun? İyilikleri altları görmüyor musun? Korurum tabii. Yeter Hüseyin, yeter. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Ama hıncını kızlardan almana izin vermem. Ne demek istiyorsun sen? Hadi babanızdan özür dileyin, odanıza geçin. Özür mü özür dilemesinler. İstemiyorum. Defol gitsinler gözümün önünden. Sen, bundan sonra sana dershane mershane yok. Sen de okulunu okuyacaksan oku, yoksa pılımızı fırtımızı toplayıp gideriz bu Allah'ın belası şehirden. Kerem? Arkandan seslendi mi, duymadın? Ya kusura bakma, kulaklık vardı. Hadi bakalım, gözün aydın. Sonunda Zeynep Selim'den nefret ediyor. Ciddi misin? Evet. Şimdi bıraktım eve Zeynep'i. Selim'e bayağı sinirli. Aslında herkese sinirli gibiydi ama tabii olayın gerçek sebebi Selim. O zaman bunu kutlamak için bir şeyler içeriz. Dur Merve ya. Haber vermeye geldim sadece. Kim? Yasemin arıyor. Efendim Yasemin. Şimdi ben sizin işi hallettim de şu araba olayını da çözsek diyorum. Evet haklısın. Halledelim bir ara o işte. Bak sallama beni. İkinizi de ben sallarım sonra. Yasemin. Tamamlıyorum işte. İstersen yarın buluşup başlatalım işlemleri ha? Tamam. Haber bekliyorum senden. Tamam. Ne diyor? Anlaşma şartlarını hatırlatıyor. Panik yapma. Bir şey yok yani. Yok ya, ne paniği. Hadi geç içeri, çok merak ettim. Biz bu kızları döverek, bağırarak bugünlere getirmedik Hüseyin. Sen de biliyorsun. Benim bir şey bildiğim yok artık. Bildiğim eski hikayelerin hıncını bizden almaktan vazgeç. Biz sana kötü bir şey yapmadık. Seni biz aldatmadık. Gülten, aklını başına topla. Ne ilgisi var? Bir fotoğraf uğruna bunca huzursuzluğu çıkaran sen değil misin? O sadece bir fotoğraf değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hala değil diyor. Alt tarafı bir fotoğraf işte. Başka hiçbir anlamı yok. Benim sana isyanım tam buramda Hüseyin. Tam buramda. Ama... Aması ne? Ne? Bunca yıldır seni karım bilmedim mi? Çocuklarımın anasısın demedim mi? Saçma sapan bir fotoğraf için bunları mı duyacakmışım? Yazık. Yazıklar olsun. Thank you.
Girebilir miyim? Senin ne yaptığını sanıyorsun? Çık dışarı. Ya çıldırdın mı sen? Hayır. Hatta hiç aklım bu kadar başımda olmamıştı. Yok artık. Doğru duydum yani. Senin burada ne işin var ya? Şimdi şuradan babam girse öldürür seni. Biliyorum. Muhtemelen öyle olur. Ama artık yeter. Yeter böyle saklanarak kaçarak görüştüğümüz Zeynep. Böyle de hiçbir yere varamıyoruz biliyorsun. Bir yere varmamız gerekmiyor zaten Selim. Biz ayrıldık. Ya bitti her şey. Zeynep bitmedi. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ya kendinize gelin. Gidin başka bir yerde tartışın bu konuyu. Tartışacak bir şey yok. Selim lütfen. Şimdi kimse görmeden çık git bu evden. Gitmiyorum Zeynep. Tamam, kim gelecekse gelsin ya. Annen mi gelecek, babam mı gelecek? Ben hazırım. Konuşacağım ikisiyle de. Ne oluyor orada? Esra! Çabuk babanı ara. Ara dedim. Arama Esra. Zeynep! Gerek yok anne. Selim gidecek zaten. Gideceksin. Ya daha nasıl anlatabilirim? İstemiyorum seni. İstemiyorum Selim. Ya babam bağrına da bassa, annem oğlum da desek... Bizim aramızdaki her şey ama her şey bitti Selim. Zeynep. Ya anlamıyor musun? Sadece canımı acıtıyorsun artık. Yaptığın her şeyi, söylediğin her şeyi sadece canımı yakıyor. Evet, çoktan gitti. Kalbimden de gitti. Şimdi çık git bu evden. Emin misin? Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım Selim. Lütfen çık git hayatımdan. Bir daha da dönme. Hadi ben de kalkayım artık. Ya Kerem, akşam bir şeyler mi yapsak ha? Merve. Hı. Sen beni hiç barda hoplayıp zıplarken gördün mü? Yok, görmedim. Bak ne güzel söyledin. Of Kerem ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tolga. Tolga! Ya Tolga! Hadi kalk akşam bir yerlere eğlenmeye gidelim. Merve çık git başımdan. Ya kuzen ne olursun lütfen. Merve çık git başımdan ya! Ne oluyor? Kafam bozuk. Rahat bırak. Sakin olsana sen biraz. Buyur dosyayı. Sen araştır deyince yedi sülalesine girmiş çocuklar. Aferin be Beşir. Orada Hüseyin imzaladığı senetler de var. Ama asıl hikaye başka. Nedir? Şimdi bu Hüseyin üç kuruş için sürünüyor da kızın annesi zevki sefa içinde yaşıyormuş. Ne demek o? Şöyle ki Nergis Yavuzcan diye bir kadın var. Müzik prodüktörü. Bu Zeynep'in anası. Ne diyorsun? Vallahi zamanında bir hikaye olmuş. Sonra kadının bağlantısı kesilmiş aileyle. Vay vay vay. Ya. Nergis Yavuzcan. Hı? Buyurun Nergis Hanım.
İstediğiniz DVD'yi hazırladım. Ben sana bunun teslim saatiyle ilgili ne demiştim? Bugün sabah 9'da masanızda olacaktı. Ama istediğiniz görüntülerin bazıları... Şu an saat kaç? Yani biraz geciktim, biliyorum efendim. Fakat elimde olmayan nedenlerden dolayı... Şimdi buradan git ve bir daha gelme. Kerem. Ne haber baba? İyi. Hatta sana bir hediyem var. Hadi ya. Hı. Neymiş o? Gel, gel. Zeynep Güven'in hayatı. Nasıl yani? Zeynep'in annesi yaşıyor mu? Hı. Bir dakika, bir dakika. Kız annesini öldü biliyor. Bak sen. Emin misin? Tabii canım, eminim. Demek ki adam öyle anlatmış. Hı? Artık ne dümenler dönüyorsa... Baba, bak sakın Selim'e kızıp Zeynep'e saçma sapan bir şey yapayım deme. Bakacağız Kerem'cim. Bundan sonra ne yapıp yapmayacağımızı Selim'in tavrı belirleyecek biraz da. Zeynep? Zeynepçi? Ağlıyor musun? Hayır Duygu abla. Ağlamıyorum.
Hayda. Baba, bu konuyu öyle geçiştirme. Zeynep benim için... Allah Allah. Annen haklı mı nedir? Ne Zeynep'miş be arkadaş? Anladık oğlum. Sana tamam dedim ya. Yalnız anlamıyorum biliyor musun? Hüseyin amca gibi bir adam nasıl saklar kızından annesinin yaşadığını? Oğlum asıl sesi çıkmayıp mazlum görünenlerden korkacaksın. Sen nereden biliyorsun ki? Ya Kerem. Annen yokken şöyle baş başa baba oğul bir keyif yapacağız. Sen de başlama annen gibi dırdıra ya. Sahi ya. Nerede anne? Kendileri evi terk ettiler. Ne? Dur bakalım. Ben bu işlerin hepsini çözeceğim. Çözeceğim de... Çözerken kimlerin başı yanacak onu bilmiyorum. Peki Zeynep... Anladım. Anladım. Bu Zeynep konusu bu gece bitmeyecek. Sana iyi geceler oğlum. Eksik bir şey kaldı mı? Hayır efendim. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Peki. Of, saat kaç oldu ya? Delireceğim, bu kadın tam bir işkolik. Hacı nedir durumlar? Anladım kardeşim. Sana Türk klasiklerinden bir şeyle seslenmek istiyorum. Bu da mı gol değil be? Alo? Ne yapıyor güzellik? Kahvaltıya bekliyorum seni. Ya canım ben bu aralar pek çıkamayacağım evden. Yapma şimdi. Gökçe tribi mi? Hani anlamıştın? Anladım. O kızın çatlak olduğunu biliyorum aşkım. Gerçekten evde büyük bir kriz var. O yüzden çıkamayacağım. Hayır diyorsun yani. Şu an orada olmak için neler vermezdim. Ama cidden mümkün değil. Peki Esra. Öptüm seni aşkım. Hadi görüşürüz. Buyurun, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Çocuklar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yarışmadan aradılar ve... Ciddi misin baba? Ön elemeleri atlatmışsınız. Oh be! Tebrik ederim çocuklar. İnşallah yarışmayı da kazanacaksınız. İnşallah Duygu abi. Hop! Lollipop! Haber diye ben bunu derim işte. Nasıl attık ama golü? Aynen abiciğim. Aşk olsun Hilmi baba. Bana niye söylemiyorsun? Hilmi Bey, siz benim gösterdiğim yeni menü örneklerine baktınız mı? Patron kızdı. Benim işim gücüm var. Tamam baba. Selim. Yarışmayı da kazanacağız. Biz kazanacağız Merve. Hem sudan bıkmış balıkların solisti sen değil Zeynep olacak. Öyle değil mi abi? Saçmalama Tombik. Zeynep sadece demoda solistlik yaptı. Benim kafam karıştı şimdi ya böyle. Ya.
kızı. Sana kahve yaptım. Halacığım niye zahmet ettin? Zahmet olur mu güzel kızım? Çok yoruluyorsun zaten. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Gruplara e-mail ve telefonla ulaşıldı efendim. Katılımcıların bizzat üniversite öğrencisi olduğundan emin olun. Tabii ki. Gerekli evrakları alacağız. Hepsini tek tek kontrol edeceğiz zaten. Baba, ben kararımı verdim. Benim Zeynep'e kesinlikle annesinin yaşadığını söylemem lazım. Sana da günaydın oğlum. Baba. Kerem. Bu işler öyle aceleye gelmez. Akıllıca davranmak lazım. Hı? Sakın bana danışmadan bir şey yapma. Bakarız. Bakarız, bakarız. Yok Kerem. Benimle konuşmadan hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Tamam. Anne, hadi babam bize kızgın da sana... Domatesleri versene sen bana. Anne, babamla aranızda ne var böyle? Ya ben sizi ilk defa böyle görüyorum. Ne oldu böyle? Bir şey olduğu yok. Ama şunu bil kızım. Selim'miş, Kerem'miş, bunların hepsi aynı. Dün Selim'e nasıl davrandığımı gördün. Gördüm çok şükür. İyi yaptın. Erkek milletinin en iyisinin içi kan kırmızı. Yani ne diyorsun sen böyle anlamıyorum ben. Hay yani şunu diyorum, okuluna git, evine gel, başka da bir şeyle uğraşma. Anne. Efendim. Ben dershaneye git. Hala sen dershane adını ağzına mı alıyorsun? Git defterini kitabını al, gözümün önünde çalışacaksın. Ama sen dün babama karşı beni korudun. Babana karşı korudum, seni değil. Hadi. Anne! Zeynep hadi sen de okula. Hadi. Alo Muharrem Bey. Efendim Orhan. İyi günler efendim. Size bir konuda bilgi verecektim. Efendim... Gebeleme de söyle hadi. Durum şu ki Seval Hanım bugün iki tane mali müşavirle geldi. Her kaydı inceliyorlar. Bilmeniz gerekir diye düşündüm. Anladım. Gelmek istersiniz belki. Yok. Öyle suçlu gibi gelmek olmaz. Mesele bu son yatırım işi değil. Başka. Her neyse. Gözünü üzerlerinden ayırma. Tamam efendim. Her detayı da bana haber ver. Emredersiniz efendim. Selam. Hoş geldin. Ya... Yarışmaya katılmaya hak kazandık. Senin bu suratın ne cadı? Vay, alındınız mı? Tebrikler, marjinal güzellik. Abi, yarışmaya çok az zaman kaldı ve bizim hala daha basçımız yok. Basçınız mı yok? Ben fena sayılmam, Selim bilir. Doğru, sen bas çalıyordun değil mi? Olmaz. Yani yarışmaya üniversite öğrencileri katılacak. Tolga öğrenci değil ki. Sen merak etme marjinal güzellik. Peder Bey beni yurt dışında bir üniversiteye kaydettirdi. Denklik de var. Yani fiilen üniversite öğrencisiyim.
Evet. Ne diyorsunuz? Efendim Yasemin. Benim bildiğim hukukçular anlaşmalarına sadıktır. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Ben anlaşmanın üzerime düşen kısmını yaptım. Araba nerede, ruhsat nerede? Ya Yasemin kusura bakma. Bugün de çok önemli bir işim çıktı. Bak ben sana söyleyeyim de beni sallıyorsanız sizi çok fena sallarım. Ya yok, ne sallaması? Sallama mallama yok. Bir arkadaşımla çok önemli bir şey konuşmaya gidiyorum. Yarın hallederiz, tamam mı? Görüşürüz. Bak Gökçe, bir şey var ve sen bana söylemiyorsun. Yok bir şey Selim, konuştuk ya. Bırak şimdi. Senin bu derdin Tolga'yla mı ilgili? Bak ters bir şey varsa söyle. Tamam mı? Sen benim canımsın. Ben de çok bayılmıyorum bu herife. Ya bir şey yok Selim. Yani ben de bayılmıyorum işte. O kadar. İyi o zaman. Şimdi bizim acil bir basçıya ihtiyacımız olduğu için ben bu adama okey demek zorundayım. Ama sadece bu yarışma için, tamam? Tamam. Tolga, bizimlesin tamamdır. Ama şimdilik. Süper oldu ya. Bu son dakika basçı değiştirme olayını sordun mu? Yani bir problem olmuyor değil mi? Yok abi, ben zaten sormuştum onu. Vokali sordun mu? Biliyorsun Zeynep yarışmaya katılamıyor. Abi ben onu bilmiyordum, yani Zeynep söyleyecek diye biliyordum. Hayır Tombik, Zeynep söylemeyecek. Merve söyleyecek. Ama sen yine de bir sor. Son dakika böyle bir değişiklik yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz diye. Müsaade eder misin? Özledim seni aşkım. Baban kalktı. Al şunu götür de yesin. Ya anne kendin götürsene. Ders çalışıyorum şurada. Esra, götür şunu dedim. Sonra çalışırsın. Fena değil ama sanki sudan bıkmış balıklara pek yakışmaz. Baba. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Müjdemi isterim. Yarışmaya seçildiniz. Çok sevindim. Tebrik ederim. Zeynep gel kızım. Sen bize bir fikir ver. Merhaba. Merhaba. Yarışmada hangi şarkı söylemek istersin? Ben yarışmaya katılmayacağım ki. Nasıl yoksun ya? Selim. Kim söyleyecek şarkıyı yarışmada? Zeynep mi, Merve mi? Merve söyleyecek baba. Peki adamlara haber verdiniz mi? Konuştum baba. Hallettim ben o işi, arayacaklar birazdan. Pardon. Bölüyorum ama size sormam gereken bir şey var. Evet sor. Sudan Bıkmış Balıklar grubundan bir arkadaş aradı şimdi. Solistlerini değiştirmek istiyorlarmış, bir de basçılarını. Nerede onların dosyaları? Ya burada. Basçıların geçici olduğunu zaten not düşmüşler. Ama solistlerini değiştiremezler.
Anladım efendim. Yani kızın sesini çok beğendim. Ayrıca çocuk oyuncağı değil, bu yarışma. Öyle keyfime göre girdim çıktım olmaz. Haklısınız, hemen arayıp haber vereceğim. İşin bittiyse sen de çıkabilirsin. Teşekkürler. Baba bunların arası yine limonlu galiba, hayırdır? Ben bilmiyorum ki. Bu ne böyle ya, iki ters bir düz sürekli. Kolay gelsin. Aa Kerem, sağ ol. Bunları sana getirdim. Çok aradım ben bunları. Bütün baskıları tükenmişti. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zeynep. Baş başa konuşabilir miyiz? Çok önemli. Yarışmadan arıyorlar. Alo. Buyurun benim. Evet. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Ne diyorlar? Solist değiştirirseniz diskalifiye olursunuz diyorlar. Nasıl yani? Kafamıza göre değişiklik falan yapamazmışız. Ayrıca bütün grup üyelerinin de CV'lerini istiyorlar. Yani şimdi şarkıyı ben söylemezsem grup da katılamayacak, öyle mi? Bakacağız artık bir çaresine. Seval, hoş geldin. Bu ev sensiz. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Seval, bir dakika durup beni dinler misin lütfen? Dinleyemem. Ne yani? Bunca yıllık evliliğimizi tutup bir kenara mı atacaksın? Henüz atmıyorum. Ama arkamdan ne iş çevirdiğini tam olarak öğrenene kadar ilişkimizi askıya aldım canım. Ben ne yaptımsa ailem için yaptım. Senin için, bizim için yaptım. Göreceğiz. Ben tahmin etmiştim zaten kabul etmeyeceklerini. Şu işe bak ya. Solist olduğum grupla yarışmaya çıkamıyorum. Ya kural buysa yapacak bir şey yok. Değil mi Zeynepciğim? Hayır. Güzel oğlum öyle uykusundan uyanmış benim. Başka çare yoksa mecbur çıkacağım yarışmaya.
çok mu yordular kızım seni? İş değil hala. İstanbul'da olmak. Daha alışamadım galiba. Biz buraya gelmekle kötü mü ettik? Keşke gelmeseydik. Ay yapma böyle hala. Biz seninle nasıl konuşup anlaştık? Sen bana hiç zaten konuşturmuyorsun. Nergis'im ben senin için söylüyorum. Geçmişine çomak sokmayın yavrucuğum. Bir şeye çomak soktuğum yok hala. Sadece İstanbul'da olmak o kötü günleri hatırlatıyor bana. Ben de senin bu halini görünce çok üzülüyorum yavrum. Bak kocaman kadınsın falan demem. Ant ettim. Seni alır götürürüm Almanya'ya ha. Söylüyorum. Yaparsın bilirim. Bak gayet iyiyim. Hatta şimdi duşa girip çıkacağım daha iyi olacağım. Tamam hadi. Şey, canım olan benim. İşte. Ya yarışmaya katılacağım dedin de. Baban duyarsa ne olacak? Bilmiyorum. Solistinizin işi biterse parçaları seçersiniz artık. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Selim buna ne dersin? Bence iyi bir parça. Bana söyleyeceğin önemli konu neydi? Arkadaşlar, ne konuşuyorsanız daha sonra konuşsanız. Hı? Yarışmamız var, zamanımız az. Parti seçiyoruz burada. Lütfen ama. Anlaşılan burada konuşamayacağız. Neyse, ben seni ararım. Selim, umarım buralarda olmam seni rahatsız etmiyordur. Ha? Aksine, acınası halini gördükçe hoşuma gidiyor, eğleniyorum. Evet, yenik olmak nasıl bir duygu anlamışsındır ha? Sen tarif etsene Kerem. Sen benden çok daha iyi bilirsin. Neyse, daha fazla tutmayayım seni. Daha Zeynep'le konuşmam gereken önemli bir şey var. Öyle mi? Neymiş o önemli şey? Anlat biz de bilelim. Belki sana bir yardımım dokunur. Sağ ol. Senin bilmenin hiçbir faydası yok. Ama Zeynep bunu öğrenince hayatı bambaşka olacak. Kerem! Selim! Bak Kerem, Zeynep'in canını yakarsan seninkini 10 kat daha fazla yakarım. Anladın mı? Artık sen bana hiçbir şey yapamazsın Selim. Bakalım buna da tepkisiz kalabilecek misiniz Tolga Bey? Yine bana bağırmayacaksın değil mi? Kuzen sinirim bozuktu ya. İyice ağzına doladın ha. 1000 kere özür diledim senden. Peki o zaman. Ya kuzen bu nasıl bir hayat ya? Yarışmaya benim yerime Zeynep katılıyor. Kuzen ben seni hiç böyle bilmezdim ha. Ne demek şimdi bu? Kalkıp benimle geliyorsun demek. Sudan bıkmış balıklar yarışma için bugün şarkıları seçecekler. Ve sen de grubun bir üyesi olarak orada olacaksın. Tolga.
Ben grubun solisti değilim artık. Ya kuzencim, Selim demiş ya sana. Sen de bu yarışma için back vokal olursun. Hadi. Bravo. Hadi Tolga, hadi. Esra, hadi sofraya. Geldim. Eline sağlık hala. Kızım, seviyorsun diye bir sürü yemek yaptım. Bir lokma bile yemedin. Canım hiçbir şey istemiyor. Ben sana ne söyledim? Biliyorum ama... bazı yaralar asla kapanmıyor hala. O iftiraya uğramasaydım, kızımdan koparılmasaydım, şimdiki hayatım nasıl olurdu diye düşünmeden duramıyorum. Düşünmenin faydası olsa, bütün dertlere çare bulunurdu güzel kızım. Olmuş da ölmüşe çare yok. Yok değil mi? Bak, sen geçmişte sünger çekmeseydin bugünlere gelebilir miydin? Koca şirketi idare edebilir miydin? Bırak artık eskileri. Şu yenilere bak. Bir yarışma mı varmış, ne varmış? Onunla ilgilen kızım. Yarışmaya katılan gençleri bir görsen hala. Hepsi Zeynep yaşlarda. Belki benim kızım da şimdi üniversiteye gidiyordur. Şşş, yapma. Bunu kendine yapma kızım. Ne olur yapma. Haklısın hala. Yatırdın mı Ömer'i? Yatırdım. Hiç merak etme, doktorun söylediği bütün kontrolleri yaptım. Mışıl mışıl uyuyor Ömer'im. Ameliyatın da olsun. İnşallah hiçbir şey kalmayacak Ömer'in Duygu abla. Zeynep, hazır konu açılmışken... yani sen şimdi Ömer için şarkı söyleyeceksin ya... benim içim hiç rahat değil. En azından Gülten ablaya söyleyebiliriz. Haklısın galiba Duygu abla. Hem benim de için bir nebze olsun rahat eder. Tabii. Şöyle ağız tadıyla bir kahve içelim. Anne, biz seninle bir şey konuşmaya karar verdik. Önemli. Usta, iyi akıl ettin buraya gelmeyi ya. Kafede zaten gelen giden bir türlü konsantre olamadık işimize. Kimse bizim yolumuza taş koyamaz. Abi, sıkı bir parça çalışmak lazım. Evet, bir de Zeynep'in sesine uygun olması lazım. Abi, şuna bir baksana. Bu arada Tolga'nın da gelmesini istedim. Onun da bir fikrini almak istiyorum. Sinir adamdır ama müziği iyidir yani. Heh, geldi. Aa, yeter ama öldüm meraktan. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Bir şey yok değil mi? Yok. Yani var da. Anne, ben bir şey yapmaya karar verdim. Ve senin de haberin olsun istiyorum. Zeynep, beni korkutuyorsun kızım. Ay, korkma Gülten abla. Yani şimdi Zeynep Ömer için bir işe kalkıştı. Üniversiteler arası bir şarkı yarışmasında şarkı söyleyeceğim. Önelemeyi de geçtik. Ay. Yani aklıma bin türlü şey geldi de böyle bir şey gelmediydi. O Selim yok değil mi işin içinde? Var. Ama benim onunla hiçbir bağlantım yok. Ömer için yapıyorum ben bunu. Nesi varmış Ömer'imin? Gülten abla, Ömer çok hasta.
AAI diye bir rahatsızlığı varmış ve bunun için ameliyat olması gerek. Eğer yarışmayı kazanırsak biz de bu parayı Ömer'in hastane masrafları için kullanacağız. Hüseyin Bey'in bu konuda ne kadar katı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Zeynep'in şarkı söylediğini duyarsa olabilecekleri tahmin bile edemiyorum. Yani anne, senin rızan benim için çok önemli. Eğer babanı dinle, müzikten uzak dur diyorsan... Demiyorum. Gerçekten mi? Ömer deyince akan sular durur. Bir kere de şu müzik yüzünden kıyamet kopmayıversin canım. Ben senin yanındayım Zeynep. Anneciğim çok 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 teşekkür ederim. Yalnız bir tek şartım var. Ömer'ime ne olduğunu bana bir doğru düzgün anlatın. Bence bu şarkı hayatta olmaz. Kız deneyimsiz, bu tonlara nasıl çıksın Selim? Merve, bak bu back vokal işinde beni pişman etmeyeceksin değil mi? Ya Selim aşk olsun. Abi şu parçaları da bir bakar mısın? Benim eski grubumun repertuarından bazı parçalar var. Özellikle şu şarkıya bakar mısın? Arkadaşlar, bu parça olur, hem de 10 numara olur. Ben size demiştim, arkadaş biraz cinstir ama müziği iyidir. Eyvallah abi. Gökçe de harikalar yaratır o şarkıda. Tam onun stili. Zeynep! Zeynep'in o öldü bildiği annesi var ya. Evet. Ölmedi. 20 yıl önce kızını da kocasını da bırakıp gitti. Hüseyin, Zeynep var diye tutundu hayata. Benim annemin mezarına hiç götürmediler. Üzülmeyeyim diye herhalde. Biliyorsun, ben de annemi... Aslında belki de arada ziyaret etsen sana iyi gelir. Efendim Esra. Tolga, neden açmıyorsun telefonlarımı? İşim vardı. Mesaj dağıttım. Ya ben öyle telefon sevmiyorum pek. Hele bir de annem kızıyor, babam bağırıyor falan, muhabbetine hiç gelemiyorum. Ne alakası var? Geçici bir süre işte. Hep o Gökçe denen hastalıklı kız kanına giriyor senin, biliyorum ben. Ya ne alakası var Gökçe'yle? Gökçe benim kanıma manıma giremez. Bir kere olur o hata. Neyse uzatmayalım Esra. Ben de senden hoşlandım. Güzel kızsın. Tatlı kızsın ama böyle olmaz. Ya elimden geleni yapıyorum. Biraz anlayışlı olsan ölür müsün? Sana başından macera yaşamanın küçüklere göre olmadığını söylemedim mi ben? Hadi. Tolga bir dakika. Provaya yetişmem lazım, hadi görüşürüz. Tolga! Sevgilim ne olur.
Kerem! Bırak o dosyayı. Yine bütün gece horladın ha. Ben mi sen mi acaba? Ya yuh be artık. Neyse ben kahvaltı için bir şeyler şey yapıyorum. Ben bir şeyler hazırlamıştım. Ya Thomas baksana anlatı. Prova var, ben geç kalıyoruz. Üstümü değiştireyim çıkalım. Ne karıştırıyorsun yine enişte? Her şey bitti, şimdi sıra Zeynep'e mi geldi? Kısa araştırmamı teyzen istedi. Tamam, olmuş öyle bir şey. Şimdi kızın hayatını ortaya dökmenizin hiçbir anlamı yok. Bu kız ailemizi mahvetti. Bizim evliliğimiz bile sallantıda. Ne ailemizi ne evliliğini Zeynep mahvetti. Bütün her şeyin sorumlusu sensin. Oo, ben de bu sesler ne diyorum? Selim Bey'i teşrif etmişler. Enişte verir misin şu zarfı? Tabii. Buyur. Boş bu enişte. Allah Allah. Biri aldı demek ki. Enişte sabrımı zorluyorsun ama. Ne vardı bu dosyanın içinde? Gitmedin mi sen daha? Tombix, bana böyle davranmaya hakkın yok. Niye? Ne yaptım ki ben sana? Ya dostluğumuza ihanet eden sensin, sonra da ben suçluymuşum gibi davranıyorsun. Ya ne ihaneti be? Sana yalan mı söyledim, bir şey mi yaptım? Ben sana sadece aşık oldum. Bu konuyu yine açma. Ha, sıkışınca açma bu konuyu yine. Niye yalan söyledin bana? Tolga ile ilişkini niye sakladın? Ya ne Tolga'sı, ne ilişkisi ya? Saçma sapan konuşma. Sen Tolga'ya aşıksın değil mi? Ya kafan mı iyi senin? Nereden çıkarıyorsun bunları? Yazıklar olsun Gökçe. Hala da gözlerimin içine bakıp yalan söylüyorsun bana. Hiçbir halttan haberin yok, bana iftira atıyorsun. Neyse ne be. Sen ne istiyorsan ona inan. Kerem! Anlat bu dosya hakkında ne biliyorsun? Merak etme. Zeynep'e bir zarar gelmesine asla müsaade etmem. Kerem, bırak bu ayakları. Ne yazıyor bunda? Neymiş çok önemli olan? Halledeceğim dedim. Karışma sen. Lan Tolga, çıksın lan sen benimle. Ha? Ne demek karışma? Ne yaparsan yap. İstediğin kadar tehdit et. Benden hiçbir şey öğrenemez. O dosyada ne yazıyordu? Söyle, seni pişman ederim. Anlat. Anlat! Dur sana bir ipucu vereyim. Zeynep'in aile hayatı hakkında. Kendisi bile bilmiyor. Annesi. Demek biliyordun. Zeynep'in annesinin yaşadığını biliyordun ve söylemedin. Kıza gider de bir şey söylersen seni mahvederim. Anladın mı? Yapma ya. Yoksa bu kadar sinirlenmenin altında yatan sebep
Zeynep'e bilip de söylemediğini nasıl açıklayacağın olmasın? Kerem bak, bunu ne benden ne ailesi dışında kimseden öğrenmemeli. Kızın hayatı, ailesi, her şeyi mahvolur. O yüzden sen o çeneni kapalı tutacaksın. Ona ben karar veririm. Ulan hasta mısın sen? He? Delirdin mi? Gidip kıza kafenin ortasında annen yaşıyordu mu diyecektin ha? Söyle! Belki öyle, belki de değil. Belki de bir ön hazırlık. Ya sana ne oldu? Hı? Neden değiştin böyle? Nasıl bir adam haline geldin? Anlamıyorum. Anlarsın kuzen, zamanla. Zeynep seni yekten silince düşünecek bol bol vaktin olur. Kapa çeneni. Haksız da sayılmaz kız. İnsan sevgilisinden nasıl böyle bir şeyi saklar ya? Yuh yani. Bana bak, seni son kez uyarıyorum. Kıza gidip bir şey yaparsan canını okurum senin. Tamam be tamam, anladık. Zaten ben de düşünüyorum ne yapmam gerektiğini. Şimdi izin verirsen okula gitmem lazım. Kalktıysan çarşaflarını değiştirelim kızım. Nergis'im ne yaptı yine yavrum? Elimde değil hala. Kızım hadi kalk. Git işinin başına. İşte oyalanırsın. Hadi yavrum. Hadi. Bu geçmiş şeylerle uğraşıp da beni de üzme, kendini de üzme çocuğum. Hadi yavrum. Bugün olmaz hala. Bugün beni çalışmak da kurtarmaz. Beni çok iyi tanıyorsun Kerem. Bunu yapamazsın. Bu sefer gerçekten kafanı kırarım senin. Oyalanmadan geliriz. Tamam kızım. Biz de zaten Esra ile pazara gideceğiz. Ne pazarı ya? Sen git işte. Esra birlikte gideceğiz dedim. Of ya of. Neyse hadi biz çıktık görüşürüz. Hadi git babanı kaldır geç kalmasın. Sonra biz de hazırlanır çıkarız. Ya bana kızgın. Sen uyandırsan. Ay Esra hadi. Mesam diye bir yerden geldiler. Mesam? Burada müzik yapıyoruz diye para istiyorlar bana. Adamlar haklılar Emine Bey. Bilmiyorum, anlamadık ki. Duygu abla, Zeynep nerede biliyor musun? Evde. Ömer'le birlikte parka gideceklerdi de sen niye sordun? Bizim provamız vardı da bu sabah. Prova akşam değil miydi oğlum? Ben öyle mi demiştim baba? Evet, öyle dedim. Hay Allah ya. Kıza da söylemedik bak dün karavanın orada. Mesaj da atmadık. Selim ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Ya tamam, konuştum ben Kerem'le. Çok önemli bir işi varmış bugün. Tamam, merak etme sen. Bir iki gün sabret. Kolay gelsin. Ne haber Selim? İyidir. Neymiş şu önemli işi Kerem'in? Vallahi bilmiyorum. Çok önemli bir işi varmış. Selim nereye? Baba prova var dedi. Filmi Bey biz bunları halledebilir miyiz bir an önce? Efendim Merve. Neredesin? Merve dedim ya. Birkaç şey yorumam lazım. Bu soruda çok önemli bir işim var. Ya
Demin Selim acil bir işin olduğunu öğrenince bir anda parladı. Beni de sorguya çekti. Sonra da fırladı çıktı gitti anlamadım. Bir şey var dedim herhalde ve seni aradım. Ya sen niye Selim'e böyle bir şey söylüyorsun ki? Ya Yasemin'le konuşuyordum. Biliyorsun bugün diye söz vermiştik kıza. Selim de o esnada duydu. Zeynep de orada mıydı? Yok gelmemiş bugün kafeye. Akıllı kuzenim benim. Aklı sıra önden hamle yapacak. Kerem ne oluyor? Bana da söyler misin lütfen? Anlatırım sonra. Merhaba. Duygu abla, Zeynep'le Ömer hangi parka gitti biliyor musun? Ta evin yakınlarında bir yer. Ama sen niye soruyorsun? Yoksa yanlarına mı gideceksin? Duygu abla çok acil. Zeynep'le konuşmam lazım. Çok önemli tamam mı? Ya dün sana diyeceğini demiş işte. Bence uzatma artık. Bak üsteledik. Bu mesele bizimle alakalı değil. Başka bir şey Duygu abla. Neyse kapatıyorum. Numaraya şu anda ulaşın. Pardon. Ya buralarda bir park varmış. Yerini biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Sen biliyor musun abi? Az ileride sokağın... İşim var burada. Hemen şuradaki tekneye bak ne güzel değil mi? Keşke Selim abi de orada olsaydı. Aa Ömer ama lütfen. Bak ne güzel eğleniyoruz işte ikimiz. O zaman annemi arayalım. Of yine kapanmış. Ben arayayım. Beni bir dinler misin? Ne işin var? Ne işin var lan senin burada? Hüseyin amca beni dinleyin lütfen. Ya amcası lan neyini dinleyin senin? Yapma Hüseyin. Zeynep'i bulmam lazım. Hala Zeynep diyor hayvan herif. Çık git lan kızımın hayatından defol. Öldürürüm lan seni. Zeynep annesinin yaşadığını öğrenmek üzere. Durum çok ciddi. Anlatabiliyor muyum? Hoş geldin. Tomix yok mu? Bilmiyorum. Damlar birazdan. Sevimli de bir şey ya. Böyle tombik kedi gibi bir şey. Aslında çok da yakışıyorsunuz birbirinizle. Sen benimle bir dışarı gelsene. Sen Zeynep'in annesini nereden biliyorsun? Hüseyin amca, bunları sonra konuşuruz. Ben bu mevzuyu ta kaçtan beri biliyorum. Tabii hiçbir şey söylemedim Zeynep'e. Siz hala görüşüyor musunuz yoksa? Evet, görüşüyoruz. Ama şimdi daha önemli bir mesele var. Kerem de öğrenmiş mevzuyu. Ve Zeynep'e söylemek üzere. Elinizi çabuk tutmazsanız sizden önce onun ağzından öğrenecek.
Kerem nereden biliyor peki? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bu bir oyun mu? Oyun değil Hüseyin amca. Bana güven. En azından şimdilik. Sonra istediğini yaparsın. Hemen araman lazım Zeynep'i. Alo? Zeynep neredesin kızım? Hemen eve gelin. Kızım çok önemli işte. Tamam. Yetti artık bak şakası kalmadı bu işin. Hemen gruptan ayrılıyorsun buradan da defolup gidiyorsun. Anlatamıyorum sana galiba. Gitmedim diyelim. Ne olur. Bununla saçlarımı mı kesersin? Sana ne olacağını söyledim zaten. Gerisini sen düşün, kararını ona göre ver. Bak benim hayatımı mahvettin. Arkadaşlarımdan uzak dur bari. Tomiş bir sıkıntı yaptı sonra. Ha? Ama dedim bak sevimli bir herif. Sana da aşık. Sen ona kurban ol be. Tırnağın bile olamazsın sen onun. Hayvan herif. Hüseyin amca, siz bir bakın. Eğer Kerem evdeyse Zeynep'le konuşmadan onu hemen dışarı çıkartın. Ben gerisini hallederim. Öyle olsun. Ben kapıda bekliyor olacağım. Zeynep, kızım, bir gün bulacağım seni biliyorum. Zeynep. Bitti mi hikaye?